Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere bir tarih verisinin gün ve ay olarak adlarının bulunmasını göstermek istiyorum. Aslında çok sık kullanılan, istenen, gereksinim duyulan bir şey. Çünkü bir tarihimiz var. İnsanlar diyor ki ya bu hangi gün? Tabii hafta sonudur, şudur, budur, onlar ayrı konular, onlarla ilişki biliyorsunuz, iş günleri vesaire. Yani tarih işlemek aslında Excel'de bir iş. Arkadaşlar, tabii metinleri ayırmak etmek de bir iş, sayıları yapmak değil. Zaten buradaki bizim 101 tekniğin amacı da sizlere hep böyle hani deyim yerindeyse farklı şeyleri, alengirli şeyleri göstermek, yapmak. Arkadaşlar bunları tamamladığımızda hani Excel'de bir miktar hani fark yaratmış olacağız. Peki, hemen işlemimizi yapalım. Tarih verisini gün ve ay olarak bulacağız. Önce şöyle düşünebiliriz. Ya bizim bir tarih biçimimiz var değil mi? Hani buradan kısa tarih, uzun tarihi getirdiğimizde bakın aslında bunları verebilir. Veya ben buraya gidip custom da özel tarih biçimi de yapabilirim. Pardon. Özel tarih biçimi de yapabilirim. Hücre biçimlendirir. İngilizce kullanıyorsanız format cells'den. Buradaki tarih biçimlerini yaparım. Bunlar yetmiyorsa isteğe uyarlanmış da arkadaşlar biliyorsunuz tarihle ilgili detaylar bunlar AA, GG, YY bunlar ikili, üçlü, dörtlü kullanılabiliyor arkadaşlar. İngilizce dil seti varsa İngilizce sürüm değil sadece İngilizce dil seti yani klavyemizdeki ayarlarla virgül kullanmak gibi bölgesel ayarlarımızda İngilizce ise bunları DD, mount mount, DD, mount mount kullanabiliriz ama Türkiye için çoğunlukla hani İngilizce sürüm de olsa dil setimiz arkadaşlar farklı bir şey. Bölgesel ayarlarımız Türkçe olduğu için, klavye ayarlarımız Türkçe olduğu için biz GGA'yı kullanacağız. Bakın çok basit 4 tane G yaptığımda bunların hepsini gün adı olarak verecek. Yine 4 tane A yaptığımda arkadaşlar bu şekilde AA olarak 4 taneyi aşmayalım. 5.si 3 oldu. 1, 2, 3, 4 sayalım o zaman. 4 tane Ocak. İşte ona göre ya ben nasıl istiyorsam burada günleri AAA nokta 4, 2, 3, 4 tane nokta efendim YYY gibi yani bunların değişik aralarında değişik kombinasyonlarıyla bunları kullanabilirsiniz. Ama tekrardan normale döneyim. Biçimlerimi normale çevireyim. Genelde istenen yanına üstüne günü ve ayı bulmak gibi. O zaman da en iyi kullanım arkadaşlar metne çevir. İngilizce sürümlerdeki text. Biliyorsunuz ben genelde tüm dokümanlarımda şeyimde bazen Türkçe ve İngilizce bazen de Türkçesi ve İngilizcesini parantez içinde kullanıyorum. Metne çeviri hemen yazıyorum. Biraz daha büyüteyim. Daha iyi görmeniz bakımından. Burası yeterli sanıyorum. Metne çevir dedikten sonra bunu aldık. Format olarak da bir tırnak içinde. Neyi kullanıyoruz arkadaşlar? 4 tane G'miz büyük küçük fark etmiyor. Çift tırnak içerisinde kullandık. Evet bunların günlerini bulduk. Çift tıkladık ve zebrayı bozmasın diye de without formatting, formatsız, biçimsiz seçeneğini seçtik. Ayı da burada gösterelim isterseniz. Tabii bunu ne yapabiliriz? Tekrardan formülden kurtarabiliriz sabit kalacaksa. Ondan sonra metne çevir İngilizcesi text demiştik. Tarihi alıyoruz ve bu sefer de bununla yapalım. Çünkü çift tırnağa ihtiyaç duymayacak o fonksiyonumuz. Buradan yaptığınızda metne çeviri bulduk. Çok zor değil. M'ye yaptım. Tuşlarına bastım. Bakın avantajı da şu. Buradan yazarsanız bunu aldık. Buraya hiçbir çift tırnağa falan gerek yok. A 4 tane A'yı koyduk. Ve gönderdik. Genelde tabi FX'de yapmak yararlı tercih sizin. Arkadaşlar ne yapmış olduk? Bir tarih verimizi günler ve aylara çevirdik. Başka fonksiyonlardan da yararlanabiliriz tarihle ilgili biliyorsunuz. Ve yine en çok düşüneceğimiz şey hani tabii ki biçimleri değiştirerek müdahale etmek tarihe. Hani olmuyorsa da
özel biçimlemeden gelip burada hem mevcut tarih seçeneklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bu Türkçe dizisetli sanıyorum. Türkiye uyarlı şeklinde arkadaşlar. Veya da kendimiz GGAY'nin değişik kombinasyonlarını kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, sizlere bir tarih verisinin ay ve gün adı olarak oluşturulmasını, dönüştürülmesini anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.